şu anda ülkemizdeki emeklimizin, işçimizin almış olduğu maaş konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya kiraları biliyorsunuz değil mi? Yok, bilmiyorum. Şu anki kiralar, yani bir emekli maaş kadar kira ödeniyor. Hay, bir emekli eğer evi yoksa, yani aç kalır, başka bir şey eğer şeyi yoksa, sadece iki kişi de çalışsa ancak bunun elektriği, su, yiyeceği, içeceği ancak kendini kurtarır yani, nereye kadar? Ya hastane masrafı var, hastaneye gitmesin mi bu kişiler? Yani ilaç almasınlar mı? Peki ben emekli kasaba gidebiliyor mu? Ya bazen böyle indirimler falan oluyor ama o göz yanılması. Bazen böyle ne denir ona? Algı operasyonu diye bir olay var ya, insanların üstünde bir yerde böyle indirim yapılıyor gibi, bir yerde böyle yani halkı düşünüyorlarmış gibi bir izlenim yaratılıyor bir süreliğine. Sonra tekrar bunu geri çekiyor ama bir yerden de artış var. Mesela ette indirim varsa çay, şeker, bunun gibi şeylerde yüksek, %100. Anneanne, ben şunu soruyorum, evet. Emekli maaşı yetiyor mu, yetmiyor mu? Yetmiyor. Yok, annem emekli, tamam, 800 alıyor ama ben de alıyorum babadan. Anladım, dul ve yetim maaşı alıyorsunuz. Evet, aynen. Peki bayramda ne kadar ikramiye aldınız? 250. 250. 750'yi kim aldı? Annem aldı 800'ü, 250'ler aldı, 300 de o aldı. Ama ona yetmeyecek. Çünkü ama evi kira değil, yine yetmiyor. Bayanın, çünkü annemin rahatsızlığı var. Kullandığı ilaçlar var. Ve hastanenin karşılamadığı ilaçlar var. Yani biliyorsunuz, hastane emekli de sosyal güvencesi de oldu, gittiğinde devlet hastanesine doktor farkı, eczaneden de ilaç aldığında ilaç farkı adı altında para kesiliyor. Evet, önceden emekliye zaten düşük bir maaş veriyoruz. Aynen. Biz de şok olduk geçen gittiğimizde, baktığımızda önceden almıyorlardı. Kesinti yoktu. Şimdi maaştan kesinti oluyor. Sizin yani, ne kadar geliriniz var aylık? Mesela ben astım. Benim şu an kesin bir gelirim yok. Düzenli bir gelirim yok yani. Anladım. Düzensiz bir gelir. Ben, sen kesin... devlet büyüklerimizden hanımefendi ne istiyorsun? Ne diyorsun? Geçinebilmek için emeklinin, işçinin, memurun en az ne kadar maaş alması gerekiyor? Ülkenin genel ekonomik koşullarını değerlendirdiğin zaman nasıl bir tablo görüyorsun? Ya faşist bir düşünce olmasın. Yani çok ben gaddar düşündüklerini düşünüyorum ya. Biraz böyle alt sınıfı da düşünsünler. Hep burjuvazi burjuvazi. Neden o kesim düşünülüyor? Biraz da alt kesimler düşünülsün yani. Yani bir de Suriyelileri biz besliyoruz. Evet. Farkındaysanız bir de onları besliyoruz. Ensarlık yapıyoruz. Savaş vardı, oradan geldiler. Onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapıyoruz ama onlara bak, onlar yokken de böyle şeyler oluyordu. Yani yine sahip çıkmıyorduk, yine şey yapıyorduk yani. Ben diyorum ki Türkiye'nin gücü dünyaya yetecek bir güç, güçlü bir ülke. Ekonomi açısından, tarım açısından, her konuda yani güçlü bir ülke olduğu için ben diyorum ki halkımıza sahip çıkalım. Türkiye'miz dünyanın en güzel ülkesi yani. O yüzden... İnsanların yaşaması için ne kadar para gerekiyor? Onu soruyorum hanımefendi. Şu an 5000 lira aşağı ben düşünüyorum. Devlet diyor kasada para yok, siz 5000 lira istiyorsunuz. 5000 TL. Niye devlet kasada para yok da? Niye devletin kasası dolu? Nasıl? Niye, nereden biliyorsunuz? Kasanın anahtarı yani, sizde mi? Hani biz, yok kasanın anahtarı bende değil ama. Yani o kadar köprüler satıldı, yollar satıldı. Yani o kadar şeyler satıldı. O paralar nereye gitti? İşte bakın, dünyanın en büyük havalimanı yapıldı. İstanbul'dan. O kadar şey alıyoruz ya. Değil mi? Yani şeker alıyoruz. Tohum alıyoruz. O paralar nereye gidiyor? Ticaret var işin içinde. Yani onlar yani nereye gidiyor? Şimdi devlet büyüklerimiz diyor ki, saygıdeğer devlet büyüklerimiz, biz dünyanın en büyük havalimanını yaptık diyor. Tamam. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirdik diyor. Dağları ya deldik doğru. diyor. Ya ben ona bir şey demiyorum. Teknoloji... Paralar oraya gidiyor olabilir mi? Ama satarak değil. Satarak gidiyor bunlar. Tamam, çok güzel. Bak yollar, teknoloji gelişiyor. Yollar yapılıyor, havalanı yapılıyor. Hastaneler gelişiyor. Efendime söyleyeyim. Buna benzer şeyler yaşıyoruz okulla ilgili. Ama her şey özelleştiriliyor. Yani o var. Size bir soru. Şimdi bir devletin sosyal bir devlet olduğunu anlamanın iki tane yöntemini söyleyeceğim. Bir, sağlık gelişmişse, iki, eğitiminiz gelişmişse siz sosyal devletsiniz demektir. Sağlık ve eğitim nasıl? Sıfır ya.
Şimdi niye koca şehir hastaneleri yapıldı, 5 yıldızlı oteller gibi, sıfır mı? Ya o değil, her şey paraya döküldü, kapitalizm. Her şey kapitalizme bakıyor. Ne diyorsunuz? Hastane var da gidemeyince, param olmayınca tabii, ne işe yarıyor? Paran olmayınca ne işe yarıyor? Paran olmasa sen kapıda, yani paran olmadığı zaman sen kapıda kalıyorsun yani. Okutmazlar da seni, sağlığına da, sağlığın da hiç, yani hiçe sayılıyor. Yani paran burası yoksa yani, hastaneye mi gidemez misin diyorsun? Tabii ki paran yoksa, emekli değilsen ya, emekli olamayanlar, onları düşünün. Emeklilik yaşı 60 herhalde ben bildiğim kadarıyla. Mezarda emekli olacaksın. Yani emekli olmadan da ölüyorsun zaten. Yani ülkemizin hayat şartları 60 yaşına geldiğinde vatandaşımızın belini zaten büküyor demek tabii istiyorsunuz ki, değil mi? Tabii ki kanserojen olaylar var. İnsanlar sağlıklı yaşamıyor, sağlıklı beslenmiyor. Sağlıklı ürün yok çünkü. Her şey GDO'lu, GDO'lu genelde. Evet, peki GDO'lu. Siz bu ülkemizin bir vatandaşı ferdi olarak bizler gibi devlet büyüklerimizden insanca yaşayabilmek için ne istiyorsunuz? Ya bizim söylediklerimize biraz kulak versinler. Yani niye bizi dinlemiyorlar? Bizi neden dinlemiyorlar, ben anlamadım yani. Nereye kadar burada konuşanlara niye dikkate almıyor? Hayır, başka amaçları mı var? Ne yapmaya çalışıyorlar onu bilmiyorum. Yazık değil mi? Ülkenizi sevmiyor musunuz? Vatanınızı sevmiyor musunuz? Halkınızı sevmiyor musunuz yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aldığınız para tamam, yeterli mi gelmiyor size? Ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Biz bir şeyler bilmiyoruz ama sizler her şeyin içindesiniz. Askeriyle, polisiyle, efendime söyleyeyim, yabancı ülkelerle beraber işbirliği içindesiniz. Neden çözemiyorsunuz olayı? Niye çözülmüyor bu olay? Yeri geldiği zaman biz bir gecede çözeriz, bunu yaparız diyorsunuz. Hani neden çözülmüyor bu olay? Niye kadar, neden bu kadar uzuyor? Daha ölecek insanları mı bekliyorsunuz? Ne planınız var onu bilmiyorum. Ne tür bir planınız var onu bilmiyorum yani. Hanımefendi, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları gözlemliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Vatandaş rahat geçinebiliyor mu, onu soruyoruz. Ya benim duyumlarıma göre hiç kimse iyi geçinmiyor. Niye, siz uzayda mı yaşıyorsunuz? Siz hayır, geçinebiliyor musunuz? Ya ben hani tek yaşadığım için Allah'a şükürler öyle böyle geçiniyorum. Ama benim yanımda annem olsa, kardeşim olsa, bakıma muhtaç birileri olsa ben de geçinemem. Çünkü aileme de yardım ediyorum. Efendim, son 15 yılda Türkiye'de bir şeyler değişmedi mi? Ülke gelişmedi mi? Büyümedi mi demek istiyorsunuz? Gelişme ayrı. Az önce söyledim ya, size anlattım. Yapılıyor bir şeyler, gözle görülecek şeyler yapılıyor ama hep bunlar satılıyor başka ülkelere. Ne başka satılıyor hanımefendi? Sizin yani neyinizi sattılar? Benim neyimi sattılar? Benim değil. Yani köprümüz gidiyor, Boğaziçi'lerimiz gidiyor. Bak 2013 bilmiyorum artık neyi gösterir bilmiyorum. Boğaz Köprüsü'nden Lozan Anlaşması iptal olduğu zaman ne olacak? O karışık, ona girmeyelim. Bakın şimdi buradan bir otoyol yapıldı. İzmir'e 3,5 saatte gidiyoruz. Ama tren hızlı tren ama hızlı tren cebinizde 450 lira yoksa o Osman Gazi'yi yeni yapılan otobanı kullanamıyorsunuz. Yani evet, doğru söylüyorsunuz. Onu da geçtik. Evet. İşçi, memur, emekli hastaneye gittiği zaman cebinde para yoksa, doktor farkı adı altında eczaneye de gittiği zaman ilaç farkı adı altında para alınıyor. Cebinde para yoksa yok. Şu anda İstanbul gibi büyük bir şehirde özellikle Esenyurt, Bağcılar, Esenler'de okullardaki öğrenci sayısı 45-50. Ne yapıyor? Vatandaş diyor ki ben diyor o zaman çocuğumu, ekonomik durumum iyiyse özel okula göndereyim diyor. Hastaneye gidiyor, muayene sırası alıyor diyorlar. Ben görmedim. 5 yıldızlı otel gibi hastaneler var ama gidebiliyor musunuz? Onu soruyorum ben. Ya gidemiyorum ben, rahatsızım. Bir türlü gidemiyorum, sağ olun. Niye, randevu mu alamıyorsun? Yani randevudan bırak, çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Yani para kazanmam, geçinmem gerektiğini düşünüyorum. Ha gitsem onu... Bırak Lozan'ı. Hayır, Lozan'a da geleceğiz tamam, bugün. Geleceğiz ama şimdi bak ülkemizdeki ekonomik şartları konuşturduğumuz zaman ya da gözlemlediğimiz zaman gördüğünüz tablo ya da tünelin sonunda ışık var mı yok mu, onu soruyorum. Vallahi ben bu ülkenin bu gidişle nereye gidecek böyle ben bilmiyorum. Yani savaş çıkmaz inşallah ülkemizde. Ne savaşı hanımefendi? Ülkemizde diyorum, inşallah savaş çıkmaz. Çünkü yani bu ekonomi, insanlar isyan edebilir. Yani hanımefendi, ülkemizde 20 milyon otomobil var.
Herkesin bankalar diyorlar ki ağzına kadar herkesin diyor parası var diyorlar bankalarda. Niye savaş çıksın? Güllük gülistanlık yaşıyoruz diyorlar. Ya beyefendi, varsayımlarla mı hareket ediyorsunuz? Var diyorlar değil. Var mı öyle bir şey? Bakın araçları görüyor musunuz? Hep son model. Ya son model tek tek biniyorlar ama bunları kimin araçları onu bilmek lazım. Şirketin araçları. Bu bizim milletin, vatandaşın araçları bunlar. Ya savaş çıkması için aç kalman lazım. Yokluk içerisinde olman lazım. Cepte para olmaması lazım. Ben de diyorum ki bu milletin cebinde bak hep son model. En yaşlı araba 5 yaşında.